Herkese selamlar dostlar. 1 ve 2 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Haziran ayına giriş yapıyoruz ve giriş yaparken de 8 maçımız var bu 2 gün için. Ve ağırlıklı olarak hepsine neredeyse yüksek oranlı olarak değerlendirme altına aldım. Şunu da belirteyim şimdiden. Bu milli maçlara zaten özellikle Kevin Devrin'in bile bir açıklaması var çok fazla önemsemiyorum şekilde bu kupayı. Muhtemelen takımlar da genel olarak böyle olacaktır. Ben de ona göre tercihler almaya çalıştım. Taraf tercihlerinden kaçmaya çalıştım bazı maçlarda. Sadece 8 maçın 2 tanesine taraf tercih aldım mesela. Bu yüzden sizler de genellikle olarak böyle kaçamak tercihler yaparak yüksek oranlardan keyfinize, daha keyfinize bakmaya çalışın. İsterseniz başlayalım ve bir skor yarışması yapalım. Skor yarışmamız ise çarşamba günü oynanacak olan Bandırma İstanbul maç, maçı. Bandırma Spor ve İstanbul Spor karşı karşıya gelecek. Yükselen Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak bu karşılaşmada. Zor bir maç olacak final maçı olduğundan dolayı sizlerin görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Değerlendirecekler yoruma yazabilir maç skorunuzu. Bilen bir arkadaşımızı Haziran ayı için katı Telegram gruplarımıza dahil edelim arkadaşlar. Bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misile ne yaptık onu bakayım onu gösterelim. Boston'ın son mücadelesi vardı bildiğiniz gibi 7. maçtı. Şöyle güzel bir yazı yazaraktan ben burada direkt Boston galibiyetini önerdim. 1.47 gibi orandan o da zaten galip geldi. Ee, o yüksek oranıyla bildik. İdeal kupon odasına verdim. Yüksek oranına verdim. Yüksek misliyle verdim. Güveniyordum çünkü ben Boston'ın burada Yenmesini zaten bekliyordum hatta serinin bu kadar uzamasını bile beklemiyordum onu belirteyim. Direkt Matsun 2 olarak taraf tercihini verdim yüksek misli de kazandırdı. Mayıs ayı zaten çok güzel geçti. Yüksek oranına da aynı şekilde verdim. Yüksek oranına şöyle verdim yüksek oran olması niteliği ile birlikte. Matsun 2 ve 197.5 alt olarak verdim burada. 2.37 gibi orandan zaten tekli olarak kazandırdı. Değerlendirenlere yüksek oran takipçilerimizi, katıl destekçilerimize teşekkürlerimizi sunalım ve devam edelim ve dün oynanan maçlara baktığımız zaman da dün de Bilal'in kombinesi geldi. Benim kombinem başarılı oldu. Gelen kombine şu şekildeydi. Fenerbahçe maçına deplasman atacağı 78 sayı vardı. Zaten 90'lara kadar çıktı Fenerbahçe. Telekom maçına da Bayern Münih direkt galibiyet olarak verildi. 1.96'dan ideal kombine vardı. Başarılı oldu. Değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim. Bu şekilde ideal kombi olduğu sürece basketbol, futbol biz ideal kombineler yapmaya her gün devam ediyoruz. Onu da belirteyim sizlere. Hatta canlıda ne yapıyoruz onu da göstereyim hemen anlık olaraktan da. Mesela canlıda son verilen bahis yarım saat önce verilmiş. Şöyle iki tane tenis karşılaşması verilmiş. Burada Fernandez'in maç ikinci ses sonucu 2 gelmiş. Tenis maçları oluyor. Onları izliyoruz. Onlara devam ediyoruz. Burada Tomova maçına birinci set 1.48 48 oranla 2 verelim. O gelmiş. Fernandez maçı da gelmemiş. Burada tenis maçlarıyla birlikte olsun futbol olsun basketbol olsun maç oldukça biz devam ettiğimizde belirteyim. isterseniz maçlara geçelim. Toplamda 8 karşılaşma. Sizlerden isteğimiz yine aynı şekilde. Like'larınızı esirgemeyin. Emeğe saygı açısından like atarsanız sevinirim. İsterseniz Polonya maçıyla başlayalım. Polonya Galler mücadelesi önemli bir mücadele. Ee, şöyle bir önemli mücadele. Galler'in 4 gün sonra önemli bir maçı var. Bu maç kimle olacak? Dünya Kupası'nın finalini oynayacak. Dünya Kupası'na gitme finali yine bugün oynanacak yani. Salı günü oynanacak İskoçya-Ukrayna maçının maç galibiyle artık kim, kim galip gelirse Galler onunla dört gün sonra final oynayacak. Ben Galler teknik direktör yerinde olsam bu maçta illaki bir rotasyona gidelim. Beyli mesela oynatmam rotasyona gidelim. James'i oynatmam, rotasyona giderim. Oynatırsam bile son 30 dakika veya ilk 60 dakika oynatırım. Yani riske giderim. Burada Galler tarafında bir rotasyon olması muhtemeldir. Ben bu yüzden burada Polonya tarafına yönlendim. Burada taraf tercihlerini aldım direkt. Direkt Polonya'nın galibiyetini aldım. Polonya'da tabii ki Lewandowski, Zielinski gibi, gibi isimler kadroda gözüküyor. Bakalım oynar mı? Birlikte göreceğiz ama ideal kadroyu da yazılmışlar. Muhtemelen oynayabilirler. O yüzden burada direkt Galler'in önemli bir maçı olduğundan dolayı ve bu maçı çok fazla bir etki olmayacağını Uluslar Ligi'nin ilk maçı olduğundan dolayı burada direkt Polonya galibiyeti deneyebiliriz diye düşündüm. Maç sonu birinin oranı 1.65 gibi oranı var. Direkt Polonya galibiyeti düşünebilir. Eğer galibiyete gitmek istemeyenler biraz daha yüksek gibi orandan 2-3 gol tercihini 1.80 gibi orandan alabilir. Benim skor beklentim hemen onu da belirteyim. 2-0, 2-1 ayarında bir Polonya galibiyeti olduğundan dolayı bu 2-3 gol tercihi de yüksek oran ile birlikte sizlere taraf tercih gitmek istemeyenlere önerebilirim arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. İtalya-Arjantin mücadelesi Güney Afrika'nın Kupa Amerika'nın kazananı ile birlikte Avrupa şampiyonunun karşılaştığı bir karşılaşma bu. Ee, şöyle bir bazı önemli detaylar var maç hakkında onlar belirteyim. Mesela Immobile yok, Zaniolo yok, bazı isimler yok. Böyle önemli isimlerin olmadığı bir İtalya var. Ve son dönemlerde biraz daha düşüşte olan bir İtalya var. İtalya tarafından bir diğer önemli bir nitelik olarak gösterebileceğim şey. Çeyrin'in bu jübile maçı olarak gözüküyor. Bu yönden bir önemli olabilir maç. İngiltere'de Arsenal'ın sahasında Webley'de oynanacak. Onu da belirteyim. Arjantin tarafına baktığımız zaman da Arjantin'de son 31 maçtır Hiçbir takıma mağlup olmayan bir Arjantin takımı var. 31 maçtır kaybetmiyor. Messi eğer bu kupayı da alırsa en çok kupası olan oyuncu bildiğiniz üzere belki bilmiyorsunuzdur. Dani Alves. Eğer Messi burada bu kupayı da alırsa Messi ile Dani Alves'in burada Kupalara eşitleniyor. Yani Messi'nin açısından da önemli bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Arjantin'in bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum açıkçası baktığım zaman da. Son dönem performanslarına baktığımız zaman da İtalya'da zaten Dünya Kupası'na gidemedi. Makedonya'ya karşı elendi bildiğiniz üzere. Ee, İtalya'nın biraz daha form olarak Arjantin'in bir tık altında kaldığını düşünüyorum bu maçta. Burada maçta ne kadar favori olan takım İtalya gözükse de ben burada Arjantin'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada İdeal öneri mi denir veya Avrupa'da bir 40 bandında bir oranı var. 0-2 çifte şans burada belki idealden alınabilir. Fakat ben burada direkt taraf tercihine gideceğim ve riske alacağım. 2.28 gibi orandan bir Arjantin galibiyeti bekliyorum. Olası bir sürpriz nasıl olur biliyor musun? Beraberlik olur. İtalya'nın galip gelmesini ben bu maçta beklemiyorum. 0-2 çifte şans belki idealden alınabilir. Risk edilebilecekse, üçlü bir ideal yapılabilecekse. Fakat risk edilecekse ben burada Messi'ye güveniyorum. Matsun 2'yi de yapıştırıyorum. İskoçya Ukrayna mücadelesi zor bir karşılaşma açıkçası bu karşılaşma. Zaten maçın yani bekleneni alt geçecek bir karşılaşma olarak gözüküyor. Nasıl alt geçer? Mesela şimdi ben dış etkenleri de düşünüyorum. Mesela dış etkenlerde ne var? Ukrayna bir savaş halinde. Lig erken bitti. Yani iptal edildi ligi. Onun dışında eee oyuncular tam hazır değil bazı oyuncular. Tabii ki şöyle bazı oyuncular var. Tüm oyuncuları Ukrayna Milli takımın Ukrayna Ligi'nde oynamıyor. Mylnoski gibi oyuncular futboluna devam etti. Fakat genel olarak burada zaten e, Ukrayna tarafında bir moral bozukluğu da olabilir yani. Şöyle bu moral bozukluğu artı da olabilir, eksi de olabilir. Ülke bir savaşta ülkeye armağan edilecek bir e, hediye olabilir burada. Onun özverisiyle oynayabilirler. Veya ülke savaş durumundan dolayı burada bir performans düşüklüğü de olabilir açıkçası. Yani hem artı yönde etkileyebilir hem eksi yönde. Bunu maç anında göreceğiz. Ben de buna göre bir tercihe gittim. Yani taraf tercihine gitmedim. İskoçlar da takım oyununu iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ukrayna'ya karşı burada zorluk çıkarabileceklerdir. Fakat ben şöyle bir tercih ettim. Yüksek oranıyla birlikte 2-3 gol bandına girdim. 1.81 oranıyla tek tercih yaptım. Ne taraftan taraf tercihinden kaçtım. Go Ayrıca golle 2-3 gol bandında bitebilecek bir karşılaşma. Burada önemli olan Ukrayna'nın nasıl oynaması. Yani 1-1'e bir gelecek gibi gözüküyor bu karşılaşma. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Maçın da önemi yüksek bu arada. Ayın ikisine geçtim. 5 tane karşılaşmam var. Bandırma İstanbul Spor maçıyla devam edelim. Yani ben bu maça iki tane tercih yazdım. Bakın hiçbir orana bakmadan ikisine de iddia oran açmamış. İlk yarı 0 en çok gol ikinci yarı olarak değerlendirecektim. Fakat bu tercihler aklımızdan silin. Farklı iddianın açtığı iki, iki, tane tercihe gittim. Hem idealden hem yüksek orandan. Hatta ikisi de yüksek orandan. Öncelikle Bandırma İstanbul Spor'da dengeli takımlar. Yani birbirine denk takımlar olduğunu düşünüyorum. Hatta bu sezon oynadıkları iki karşılaşmada ikisi de 0-0 bitti. Hatta TFF Birinci ligin son karşılaşmaları. Yani ligin son maçları birbirleriyle oynadı. Bandırma maçı da o da aynı şekilde 0-0 bitti. Şimdi her iki da hak ediyorum derseniz ben burada açıkçası Bandırma tarafındayım. Bandırma'nın yükselmesini isterim. Çünkü çok fazla İstanbul takımı yükseliyor. İstanbul Spor'un doğru düzgün taraftarı bile yok. Yani onu söylüyorum. Maça bakın. Son maça bakın. Yani doğru düzgün bir taraftar topluluğu bile yok İstanbul Spor'un. Bandırma'nın biraz daha iyi olduğunu düşün Düşünüyorum açıkçası. Maç, maça baktığımız zaman da gelen seyirciye baktığımız zaman da bunu görmek açıkçası mümkün. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Şöyle bir istatistik vereyim sizlere. TFF'nin yani 1. ligin son 10 playoff finalinde 10 karşılaşmanın 9 tanesi 2.5 alt bitti. Ve 7 tanesi de maç sonu 0 bitti uzatmaları gitti. Yine ben aynı şekilde bu istatistik yönünde her iki takım da birbirini tutacaktır diye düşünüyorum. Maç ya 0-0 biter ya da 1-1 biter diyerekten düşünüyorum. Yüksek oranı ile birlikte burada 2.5-6 öneriyorum sizlere. 1.79 gibi orandan 1.80 oranı var burada 2.5-6'nın. Hatta dediğim gibi seri bozulmazsa %70'lik bir devam eden bir istatistik var. Süper Lig'e çıkan takım penaltı atışları sonunda belli olabilir. Maç genelinde bir maç sonu 0'da 3 orandan değerlendirme altına alınabilir diye düşünüyorum geçtim. Çekya İsviçre mücadelesi. Yine birbirine denk takımlar diyebilir miyiz? Ama şöyle de söyleyebilirim. İsviçre bir standart tutturdu. O standart üzerinde gidiyor. Son dönemlerde Çekya bu jenerasyonla birlikte iyi bir futbol tutturduğunu da söyleyebilirim. Yani şu an birbirlerine biraz daha denk takımlar olduğunu söyleyebilirim bu karşılaşmada. Fakat şunu söyleyeyim ben sizlere. Bu karşılaşmada... Ee, Çekya biraz daha etkin olabilir. Yani bu maçın şöyle benim skor beklentim. Çekya biraz daha oynamak isteyecektir. İsviçre'de bir tane gol bulabilirse maç 1-1'e doğru gelecektir diye düşünüyorum. Ben burada yine taraf tercihine veya KG var tercihine gitmedim. Çünkü maçlar biraz dengesiz ve yüksek oranlara gitmek istediğinden dolayı bu karşılaşmaya doğrudan 2-3 gol tercihini 1.80 gibi orandan aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Bol şanslar. Geçtim İspanya-Portekiz mücadelesinde önemli bir karşılaşma. Ben burada arkadaşlar İspanya'nın Tiki Taka futbolunun Portekiz'e karşı biraz daha dedim, biraz daha üstünlük kurmasını bekliyorum. Zaten Port İspanya'ya oynadığınız zaman top üstünlüğü ele almanız çok zor. Hatta şunu söyleyeyim İspanya'ya karşı top üstünlüğü ele alacak bir takım doğru düzgün yok. Yani İtalya'ya karşı da bu takım top üstünlüğünü aldı. Genellikle toplu oynamayı seven bir İtalya milli takımı var. Ve yıllardır böyle zaten bu. O Barcelona'nın topu vermeyen bir jenerasyonu vardı. O dönemden beri bu İspanya milli takımı topa hakim olmayı zaten çok seven bir takım. 2010 David Villalı dönemden beri zaten bu takım böyle. Milli takımı hatırlarsanız o zamanlar Casillas, David Villa vesaire vesaire. Şimdi İspanya'nın ben burada şöyle bir tercih yaptım. İdealden yani ne idealden ne alabilirim diye bu maça bir ideal tercih yaptım. İlk golü İspanya'nın atmasını bekliyorum. 1.52 gibi oran açmışlar burada. Taraf tercihine gitmedim ben burada. İlk gol İspanya'nın atmasını bekliyorum. O Tiki Taka futboluyla birlikte nasıl bir kadro çıkaracağını bilmiyorum. Fakat muhtemelen ideale yakın bir kadro çıkaracaktır burada. O yüzden ilk gol ben burada İspanya'dan bekliyorum. Onun dışında şöyle de bir tercih yaptım. Yüksek oran iyi dinleyin. İlk golü İspanya atacak dedim ya. Ben bu golü ilk, ilk yarı bekliyorum İspanya tarafından. İlk yarıdan İspanya bir gol atar. İkinci yarı Portekiz atar. Maç 1-1 bir biter. Birden sıfır olaraktan da burada kaç 12 oranı falan var sanırım. Bakmadım. Yüksek oran ile birlikte bir birden sıfır denemesi de yapılabilir. Onun haricinde maç sonu sıfırda zaten 2.95 gibi orandan da alınabilir arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. İsrail ile İzlanda karşılaşması. İzlanda bence son, son dönemde Avrupa Dünya Kupası elemeleri vesaire vesaire. Orada bence pozitif bir futbol sergiledi. O dönemden beri hatta ben o dönemde İsrail'in İzlanda dediysem kusura bakmayın. İsrail'in İsrail, İsrail o dönemlerde çok değerlendirdik. Üzere Zavi, Davbur, Solomon gibi isimlerle birlikte orada ben hatta hatırlayan vardır takipçilerimizden. Şeytan üçlüsü diyorum hücum hattında. Ciddi anlamda iyi işler çıkarttılar ve iyi bir anlaşma yaptılar. Yani birbirleri arasında iyi anlam, iyi bir e, anlaştıklarını söyleyebilirim. Hatta şeye benzettim ben o dönemde. Salah, Mane, Firmino bu üçlüsü şeytan üçlüsü olarak anılıyordu ve iyi anlaşıyordu. O zaman ona benzetmiştim. Vesaire geçtim geçtim. İzlanda'nın bu jenerasyonu pek tutmadı açıkçası. Defans futbolu oynayan bir İzlanda takımı vardı. Son dönemlerde biraz daha dengeli. Yani hem şey olmasın. Hem ileri gitmeyelim hem geri dönmeyelim. Böyle bir futbol sergiliyor. Ben burada taraf tercihini aldım. Direkt 1.68 gibi orandan İsrail'e yöneldim. 1.68 gibi orandan bir İsrail galibiyeti deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. Sırbistan-Norveç maçına. Sırbistan takımı Norveç'e göre şöyle genel defansı, orta sahası, forvet baktığımız zaman da daha uyumlu. Birbirleriyle daha çok futbol oynamış takım oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Norveç'te tabii ki Haaland vesaire vesaire muhtemelen bu maçta olacak milli takımda. Zaten Haaland'da onu da belirteyim ben sizlere. Haaland muhtemelen kadroda olacaktır. Bu da ilk 11'de çıkacaktır. Ben şöyle bir tercih aldım. Sırbistan ilk golü atar. Norveç'te arkadaki boşlukları değerlendirir. Tek tercih yüksek oran ile birlikte KG var aldım 1.80 gibi orandan. Değerlendirecekler bu yönde bir KG var tercihi değerlendirebilir. Bu maçta da zaten düz bir KG var yaptım. Oran da yüksek zaten. Gelebilir mi? Gelebilir. Toplamda 8 karşılaşma. 2 günlük videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İdeal bir kombini oluşturmadım. Fakat genellikle olarak yüksek oranlı tercihlerim bu yönde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. seviyorsunuz Görüşmek üzere. Bay bay.